Rabbinin nesebini anlat dediler peygambere, peygamberimize Yahudiler. Ensip lena rabbeke dediler. Estaizu billah. Müşrikler sıf lena rabbeke mahüve. Rabbinin özelliğini anlat. Nedir? Nedendir dediler. Bu sureyi celile nazil oldu. Efendimiz öfkelenmişti. Şiddetle çıkıştı. Cebrail aleyhisselam geldi. Keskin ederek peygamberimizi ihfaz aleyke cenaheke, kanatlarını üzerinde tut, sakin ol. Ya Muhammed dedi aleyhissalatü vesselam. Cebrail aleyhisselam böyle söyledi. Çünkü hem Yahudilere hem müşriklere peygamberimiz öfkelenmişti. Bu sure gelince kolu nasıl, pazuları nasıl gibi konuşunca Efendimiz daha fazla öfkelendi. Cebrail aleyhisselam yine geldi. Teskin etti. Sakin ol ya Muhammed dedi. Ve Zümer suresinin 67. ayetini getirdi. Onu hakkıyla takdir edemediler. Yeryüzü onun avucunda, gökler de sağ elinde dürülmüştür. O münezzehtir diyen ayetler geldi. Bunu da Suyuti nakletmektedir. Hristiyanlar da sormuşlardı. Razi bunu naklediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o şeyden değil, şeylerin yaratıcısıdır dedi peygamberimiz. Hiçbir şeyden değil dedi Allah. Her şeyi yaratandır dedi. Necranlılara böyle cevap verdi. Onun gibisi yoktur dedi. Leyse kemislihi şeyun dedi peygamberimiz. Samettir dedi. Ellezî yesmedu ileyhil halgu. Efendim, mahlukatın bütün ihtiyaçlarında kendine başvurduğudur. Her şey ona muhtaç ama o kimseye muhtaç değil dedi. Lem yelid, yani Meryem gibi doğurmadı. Ve lem yulet, İsa gibi doğurulmuş değil. Dengi yoktur dedi. Soru özel, cevap genel olmaktadır. Yani bütün dünyaya mesaj verilmektedir. Mekki ve Şami'de, Lem Yelid'de bir ayettir. Yani beştir buna göre. Hüve, o mübteda. Zamir, zamir çok dikkat çekicidir. Zatına racidir. İbn-i Sina kendisini hakkıyla ancak kendisi bilir. Zatını akıllar almaz. Zat mertebesinde ancak hüve, o denir. Vacibül vücudun zatı ve hüviyetidir. Hüve, o. Fahreddin Razi, hüve, mukarrabinin makamıdır. Tek mevcut onu görenler, lizatihi varlığı vaciptir. Hak Teala lizatihi efendim mevcuttur. Başkası mümkündür. O ise vacip bir varlıktır. Başkaları yok hükmündedir. Çünkü sonradan yaratılmışlardır. Dikkat et. Vahdeti vücut diye kainatı panteistler böyle görmüş, küfür ve
ilhada düşmüşlerdir. Yüce İslam bunu da bu Tevhid suresi, bu İhlas suresi, işte panteistlerin, vahdeti vücutçuların sapık görüşlerini de reddeder. Hüve o diyenler akıl gözüyle hakkı görürler. Akıl gözüyle hakkı görürler. Fahrur Razi bunu açıklamaktadır. Mutlak muayyene, mutlak muayyene aittir Fahreddin Razi. Hüve Esmaül Hüsna'dan, zamir sıfatla tavsif olmadığı halde Bekara suresi 163'te Hüve Rahman, Rahim sıfatlarını almıştır. Hüvenin haberi Allah ismidir. Ehad de ikinci haberdir. Dikkat et, hüvenin haberi Allah ismidir. Ehad de ikinci haberdir. Hüve, o Allah'tır. Ehad'dir, yani birdir. Kendisi bizatihi, lizatihi vardır. Vacibil vücut olarak vardır. Bir an yokluğu düşünülemez. Müşrikler Rabbin altın, gümüş, zebercet, yakut mudur, nedir diye sormuşlardı. Nahl suresinin 17. ayeti kerimesiyle de cevap verildi. Yine İhlas suresiyle cevap verildi. Kadim Allah Teala ilktir. Eşsiz yaratma, hakimiyet ve üstünlük O'nundur. Yine Buhari'nin, Nesai'nin kutsi hadiste Ademoğlu beni yalanladı. Buna hakkı yoktur. Bak Cenab-ı Hak ne diyor? Ademoğlu beni yalanladı. Buna hakkı yoktur. Bana sövdü. Buna hakkı yoktur. Asla beni diriltmeyecek demesi, efendi böyle yapması da beni yalanlamasıdır. Tekrar yaratmak daha kolaydır. Çocuk edindi demesidir, bana sövmesi. Dikkat edin. Eğer birisi Allah'ın çocuğu var dediyse, oğlu kızı var dediyse Allah'a sövmesidir. Haşa. Oysa ben tekim. Ben Samer'im. Çocuk edinmeyen, doğmayan, eşi denge olmayan ben ilahım diye Allah Teala kendini, yani İhlas suresini böyle kendi keşfediyor. Bu sure veciz ve mucizdir. Yücelik ve mükemmellik sıfatlarını açıklar. Şirkin hepsini reddeder. Ayetler, tevhid, ahkam, kıssalar bunların tümünü içerir. İkinci makam Eshab-ı Yemin'in makamıdır. Halik'i mahluktan ayırmak için Hüvallahu dediler. Mahluk ona muhtaçtır. Hüvallahu ehad, Allahu samed. Mahluk ona muhtaçtır. O kemal sıfatları zatında toplamıştır. Üçüncüsü Eshab-ı Şimal'in makamıdır. Bunların ilahi birden fazladır. Ehad bunları reddeder. Eshab-ı Şimal'i ehad reddeder. Çünkü kul hüvallahu ehad. Allah birdir
ama müşrikler, eshab-ı şimal, üçüncü sınıf insanlar ki bunlar cehennemi doldururlar. Hüve zamiri şan olmasıdır. Çünkü Allah birdir, iki değildir, üç değildir, eşi benzeri yoktur, olmadı, olmayacaktır. Huvallahu ikisi mübteda, ahad haberdir. Ahad kesretten tenzihtir. O şan, onun birliği hükmünden ibarettir. Yani Allah'ın yüce bir eşsiz şanı vardır. O da onun birliği hükmünden ibarettir. Yani birdir, tektir. Benzeri olmayandır. Şura suresi 11. ayette de bu gerçek burada anlatılmaktadır. İbnül Esir nihayede Hüvel ferdul lezî lem yezel vahdehu ve lem yekum me'ahu eharu. Ezelde ve la yezelde hep bir olan ve beraberinde bir başkası bulunmayan fert tektir Yüce Allah. Ahadun hemze vavdan bedeldir. Aslı vahiptir. O da vahdettendir. Ehad ise hiçbir sayıyı kabul etmez. Yani hiçbir sayıyı kabul etmeyen gerçek birdir. Onun birliği başka bir birlere benzemez. Ondan başkasına ehad denmez. Bunu da bu haberi de bize ileten Fahrettin Razi, Esheri, Ragib gibiler bu keşifte bulunmuşlardır. Bu haberi bize nakletmişlerdir. Kendine mahsustur Ahad ismi. Vahid Ahad de dahildir. Ahad Vahid de dahil değildir. Yani ehad başka bir sayı kabul etmeyen öyle bir ki Allah'tan başkasında bu ehad ismi kullanılmaz. Vahid ismi kullanılabilir. Ehad kullanılamaz çünkü ehad Allah'a mahsustur. Onun birliğidir. Vahid isbatta ehad nefide ve isbatta kullanılır. Vahid isbatta, ehad nefide ve isbatta kullanılır. Hakka suresi 47'de hiç kimse engel olamazdı. Cin suresi 18'de de geçti. Hanefilerden bazıları ehadiyet hiçbir şekilde zatında, sıfatında ortağı yoktur. Bölünmeye ve tecezzi sayıya ihtimali olmaz. Vahidiyet ise ikisine de ihtimallidir. Onun için ehadiyete dikkat edin. Hanefiler burada ehadiyeti de mükemmel anlamışlar. Ve mükemmel de anlatıyorlar. Mükemmel okumuşlar, mükemmel okutuyorlar. Kim? Hanefi ekolündeki büyük İslam alimleri. Onun için tekrar ediyorum. Ehadiyet hiçbir şekilde zatında, sıfatında ortağı yoktur. Bölünmeye yani tecezziye ve sayıya ihtimali olmaz. Vahidiyet ise ikisine de ihtimallidir. Tecezzi yani bölünme kabul etmez Cenab-ı Hak. Ehadiyet onun
tam birliğidir. Başka birlere hiç mi hiç benzemez. Kesret tecezzi kabul eder. Fakat Cenab-ı Hak ise katiyen kesret tecezzi kabul etmez. Hakiki vahid unsurlara, parçalara bölünmez. Konumu varsa o noktadır. Algılanırsa, akıl yoluyla algılanıyorsa, konumu yoksa mücerred soyut bir kavramdır. Bil ittisal, bitişik cisimler gibi, bil içtima, toplu halde ağaçlar gibi, nevide, mümaselet, benzeşme, cinste, mücasemet, mücasenet, cinsleşme, keyfiyette, müşabehet, benzeşme, yüce Allah'ta mahlukata benzeyen bu sıfatların hiçbiri yoktur. O, eşi benzer olmayan tek bir varlıktır. Fert, mütevahhid, vahid, misli olmayan vahiddir. Rab suresinde, Bekara suresi 210'da, Raib'de 28'de, Kamer 50'de, vahid, müşterektir. Cinste nevide. Başlangıç, vahid, isneyim gibi. Bunlar mahlukat için kullanılabilir. Allah için ehaddir. Yani katiyen onun birliği başka birlere hiç mi hiç benzemez. O öyle bir birdir ki onun birliği de kendine mahsustur. Vahid kendisiyle kaimdir. Eşi benzeri olmayandır. Tevhidin mertebeleri, istihlak, tevhid-i zat, fena fillah, la mabude illallah, Allah'tan başka mevcut yoktur, la mevcude illallah, tevhid-i sıfat, her kudret onun kudretinin şumulündedir, her ilim onun ilmi kemalinde yok olmuş, efendim görmek her kemal onun kemalinin nurundan bir lem'a görmektir. Tevhidi ef'al, varlıkta ondan başka etki sahibi olmadı. Olmadığına ilmel yakin, aynel yakin veya hakkel yakin olarak inanmaktır. İbn-i Sina, ahad bütün cihetlerden vahittir, kesret yoktur diye o da böyle keşifte bulunmuş ve doğrudur. Ecnas cinsler, fusul bölümler, duyuların ona algılamaya gücü yetmez. O münezzehtir, o sübhandır. O eşsiz yücedir, aziz ve celildir. Sıfatları kendine mahsustur. Vahidi haktır. Bahayi azam, en büyük kıymet odur. Mecdi gayri mütenahi, sonsuz şan ve şeref hep O'nundur. Sıfatlar O'na racidir, birbirine aykırı olmadan. Tüm güzellik O'nundur. O idrak olunandır, idrak edenin de sevgisi, hazzı o derece fazla olur. Aşık, maşuk, seven, sevilen, akli lezzet, mülayimi akıl yoluyla,
Yani ishar, sürur, üstünlük. Şöyle bir düşünmektir. Secde ayeti 7'de her şeyi güzel yarattı. Çünkü yaratan o. Yaratanın mahluka benzeyen tarafı olur mu? Mahluk, mahluktur, yaratılmıştır. Yaratan ise eşi benzer olmayan, hiç yarattıklarına benzemeyendir. İsra 110. ayette en güzel isimler Allah'ındır. Şura 11. ayette leyse kemislihi şeyun, onun gibi hiçbir şey yoktur. İsimler sözlük ve geleneksel anlamın üstünde dinin öngördüğü manalara bağlıdır. Ruhun lezzeti nefsin natıka akıl bilgidir. Muhabbet, rıza, gaye, sevmek, sevilmektir. En büyük lezzet rızadır. Allah'ın rızasını kazanmaktır. Vahidin vücudu ehaddir. Dikkat et. Yüce Allah öyle bir vahid ki, onun vücudu ehaddir. Yani bir ki başka birler ortadan kaldırılmış tek birdir. Hiçbir bire benzemez. Razi izafiye sıfatları, yani subuti, alim, kadir, mürid, hallak gibi selbisi de araz, cevher değildir dememiz gibi. Allah ismi celili kemal ve cemal sıfatları içine alır. Tüm subutileri efendim ehad de tüm selbilere delalet eder. Muhtaç olanlar lizatihi mümkündür. Cenab-ı Hak ise bizatihi, lizatihi vaciptir. Vacibil vücuttur. Allah ismi tüm subutileri ehad de tüm selbilere delalet eder. Allah ismi kemal ve cemal sıfatları içine alır. Kemal ve cemal sıfatları içine alır. Tüm subutilere efendim ehad de tüm selbilere delalet eder. Subuti sıfatlar Allah isminin içinde manasına dahildir. Subuti sıfatları içine alır. Ehad de tüm selbilere delalet eder. Muhtaç olanlar, ki bunlar hep Allah'ın yarattıklarıdır. Allah'tan başka her şey Allah'a muhtaçtır. Bunlar lizatihi mümkündür. Mütehayyiz, yer tutan. Ehad, yer tutan değildir. Dikkat et. Cihetten münezzehtir. Yani içinde olmaktan bir şeyin, mesela bir şeyin içinde olmaktan münezzehtir. Çünkü kendisi yer tutan değil, ezeli ebedi kuşatandır. Cihetten münezzehtir. Ehad zat, hakikatın kendisidir. Ehad zat, hakikatın kendisidir. Allah Celle Celalü ismi, kemal sıfatların hepsini içine alan, vacibül vücudun zatının ismidir. Selbi sıfatları da içine alır. Ehad selbi sıfattır. Eş'ari
La hüve ve la gayruh. Ne aynı ne de gayri. Sıfat zat ile kaimdir. İki ayrı şey yoktur. Hakikat da böyledir. İlmi ittifak vardır. Sıfatları zatının gereğidir. Ve zatıyla vaciptir. Dikkat et, sıfatları zatının gereğidir ve zatıyla vaciptir. Onu tanıdıkça ilgi ve ihtiyacımızı duymuş, tecellilerine ipuçları bulmuş, isimlerini, hükümlerini öğrenmiş oluruz. Burayı da heyecanla. Sıfatları zatının gereğidir ve zatıyla vaciptir. Onu tanıdıkça ilgi ve ihtiyacımızı duymuş, tecellilerine ipuçları bulmuş, isimlerini, hükümlerini öğrenmiş oluruz. Kesret, onun yaratması ve emridir. Varlığının şahidi deliller ve ayetlerdir. Afakta, enfüste ne varsa ona muhtaçtırlar. Yani kişinin iç aleminde ve dış aleminde kim varsa ona muhtaçtır. Hepsi muhtaçtırlar. Heme öst, hep odur. Matlubu küldür. Her şeyin matlubudur. Bütün alem rububiyet kanunu hükmü altındadır. Kasas suresi 88. Her şey helak olur. Onun zatı baki kalır. Rahman suresi 27. Orada da küllü men aleyha fan ve yebka vecu rabbike zül celali vel ikram buyurulmuştur. Mümin suresi 16'da bugün mülk kimindir diye soruyor. Lillahil vahidil gahhar diye cevap veriyor. Hanbeli'den İbn-i Akil, ilahlığın da tektir der. İlahlığında Allah tektir. Her şeyinde tektir. Yine onlardan Hafiz bin Recep, uluhiyetinde ve rububiyetinde birdir der. İbn-i Kayyım da uluhiyet, rububiyet, rahmet, mülk sıfatlarında özetlemiş ve Fatiha'da bu özetlenmiştir der. Tevhidi zat ile uğraşanların hepsini sıfatları iptal eden cehmiye diye göstermiştir. Tevhidi zat ile uğraşanların hepsini sıfatları iptal eden cehmiye diye göstermiştir. Zat, zatında tevhid edilmedikçe sıfatta tevhid ortak koşmaktır. Zat, zatında tevhid edilmedikçe sıfatta tevhid ortak koşmaktır. Hristiyanlar baba ilah, oğula ilahlık cevheri vermiş. Ruhul Kudse de bakın ilahlık vermiş. İlahlık cevheri vermiş. Üçü bir ilah demişler. Üç şahsa bölmüşler. Üç bir, bir üç demişler. Sıfat iç içe girer. Zat iç içe girmez. Allah zatında birdir. Aynı sıfatta birleşen zatların çokluğuna inanmak şirktir. Bakın aynı zatta, aynı sıfatta birleşen zatların çokluğuna inanmak şirktir. Burayı yanla. İşte Hristiyanlığın
yanılıp şirke saplandığı, İsa'nın İncil'in yolundan saptığı noktalardan biri burasıdır. Aynı sıfatta birleşen zatların çokluğuna inanmak şirktir. İsa bir zat. Efendim, Baba, Oğul, Ruhul Kudüs birer zat. Üç zattan bir ilah olarak bunu gösterdikleri zaman, işte bunlardan birini ilah kabul ediyor. Üçü bir, biri üç kabul ediyor. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. İlahlık onun zatına mahsustur. Sıfat zata mahsustur. Allah Celle Celaluhu. İşte o zat da Allah Teala'dır. Rahman, Kuddüs, Sübbu, Sübhan, Alimül Gayb, Ala Kulli Şeyin Kadir, Hallak, Haliku Kulli Şey, Ehsenü Halikin gibi birçok isim ve sıfatlar yaratılmışlara verilmez. Hepsinde vahid ve ferttir. Dini şer'i kavramla kullanılır. Şura suresi 11'de de geçti. Bu hükme uygun manalar ve verilmelidir. En yüce kemal O'nundur. Celal ve ikram sıfatları O'nundur. Vücudu âlâ, kemali âlâ O'nundur. Hadis-i şerifte onun 70.000 hicabı vardır. Açıverse sübuhatı veçi, yüzünün tecellisi ve celali ne varsa yakardı, yok ederdi. O vahidi kahhardır. Tüm cemal kemal onundur. O her şeyinde birdir. İsim ve sıfatlarında birdir. Tüm yaratıklar onun bir emriyle vardır. Bir emriyle yoktur. Yani yok de olmasını isterse hemen yok eder. Ondan öncesi yoktur. Ondan sonrası da yoktur. Hüvel evvelü vel ahiru ve zahiru vel batın ve hüve bikül şeyin alim. İmam-ı Azam rahmetullahi Ali şöyle der: eşi benzeri olmadığından o birdir. Keşşaf, ikincisi yoktur. Allahu ahad, Allah tektir. Fahrettin Razi, marifetullah Hazır'daki cennettir. Dikkat edin. Marifetullah Hazır'daki cennettir. Eğer dünyada cenneti hemen hazır bulmak istiyorsan Allah'ı tanı diyor. Aklına, arzuna uygun olana nail olman cennettir. Aklına, arzuna uygun olana nail olman cennettir. Kabir mümine zindan değildir. Akıl güven ister. Şehvet zenginlik ister. Akıl yüksek himmet ister. Sahibi insan gibidir. Yani akıl yüksek himmet sahibi insan gibidir. Heva otlakçı gibidir. Zengini görünce neşelenir. Akıl nimetin sahibini tanımak ister. İşte gerçek akıl budur. Akıl nimetin sahibini tanımak ister. Kim nimetlerin sahibi? Allah Teala. Allah'ı tanıyan akıl akıldır. Yoksa öbürleri başkalarına esir olmuşlardır. Heva
tanışmak ister. İkisi de sarılır, akıl şükreder. Şehvet senden dilenirim der. Şüphe gelince akıl istitlal aleminde seyahat ister. Hidayet ise ancak ondandır. Doğruyu göstermek yine Allah'tandır. Dikkat et. Şüphe gelince akıl istitlal aleminde seyahat ister. Hidayet ise ancak Allah'tandır. Eğer akıl, irade, maddi manevi kuvvetlerin Allah'ı tanımak, buna inanmak için samimi bir seyahat yolculuğunda isen Allah sana yardım eder, hidayet eder. Yoksa aklını da gücünü, kuvvetin, iradeni ters yönde kullanmaya, orada inat etmeye devam edersen perişan olursun. Hakkı söyleyen peygamber göndermiştir. Bak, seni uyarmak için gerçek yola seni çağırıyor Allah Teala. Peygamberiyle, kitabı Kur'an ile seni zahmetten kurtarmıştır. Peygamber gelmeseydi, Kur'an-ı Kerim, İslam gelmeseydi, Allah'ı bulmakta akıllar bugün saptığı gibi daha çok sapacaklardı. Şimdi akılların, iradelerin sapmaya hiçbir hakları yok. Çünkü hakikat ortada. Kul huvallahu ehad. İşte demiş, Allah haber vermiş. Ne diyor? Allah kendini tanıtıyor. De ki, o Allah birdir. Allah Samet'tir. Her şey O'nundur. Her dileğin merci O'dur. Maksud-i kül, herkesin isteği Yüce Allah'tır, öyle olmalıdır. Samet, maksud, şanlı, son, efendim, sımat, başka kelime anlamları vardır. Samit, baki, daim, efendim, hiçbir eksiklik kabul etmez. Yemez içmez. Bakın, Samet, Allah'ın yemeye içmeye ihtiyacı yoktur. Mahlukun sıfatıyla sıfatlanmaz. Samet dediğimiz zaman Yüce Allah'ı o ismiyle de doğru tanımaya çalışmalıyız. Alusi'nin beyanına göre Hasan Katade lem yezel ve la yezal. Lem yezel ve la yezal. Fani olmaz, baki ve daimdir. Maksut ve merci olan, kamil, azim, halim, alim, hakimdir. Bu keşfi yapan da Suyuti'dir, bunun haberini nakleden. Alusi Ebu Hureyre'den, El-Müstani an külli ehadin. Herkesten müstani. El-Muhtacu ileyhi külli ehadin. Herkes kendine, Allah'a muhtaçtır. Tüm sıfatlarında, işlerinde kamil, istenen, sığınılan O'dur. Said bin Cübeyr, Süddi, Cafer-i Sadık, El-Aziz, hep galip olan Alusi Hüseyin bin Fudayl'dan, dilediğini yapan ve hükmeden, kendisinden üstünü bulunmayan, bu da Taberi'den, Zibrikan, Kamer, güzellik, parlaklık, Hüseyin bin Bedir'in lakabı. Efendim, yine Maide suresi 75'te, Meryem, İsa yemek yerlerdi. Bunlar Allah'ın kulları. Bunları Hristiyanlar ilahlaştırdılar.
ve yanlışa saplandılar. İsa'nın İncil'in yolundan saptılar. Cenab-ı Hak yemeden içmeden münezzehtir. Allah'ın yemeye içmeye ihtiyacı yoktur. Fe innallâhe ganiyyun anil âlemin. Âl-İmrân suresi 97'de Allah alemlerden müstanidir. Her şey ona muhtaç, o kimseye muhtaç değildir. Süprenin sağında veya solunda dur. Onu amaç edinme, dikkat et. Süprenin önüne sütre dikiyorsun namaz kılarken herhangi bir efendim sütre dikilecek bir yerden. Önden geçenleri de engelleme. Yani sütre koy. Buhari ve Müslim ve diğerlerinde bu rivayet var. Sütrenin sağında veya solunda dur. Onu amaç edinme. Önden gidenleri de engelleme. Yani sütre koy. Sütreye yakın durun ki şeytan engellemesin. Namazı kesmesin. Bunlar sünnettir. Miktat'tan radıyallahu anh Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam direği, ağacı sağına soluna alırdı da öyle namaz kılardı. Ebu Davud, Ahmet bin Hanbel böyle rivayet etmişlerdir. Değnek dikey veya yatay konur veya bir hat çeker. Dikkati toplamaktır. Ahzab suresi 4. ayette Allah hakkı söyler, doğru yolu gösterir. Ankebut 6. ayet Yüce Allah her şeyden müstanidir. Hicr suresi 21 Her şeyin hazinesi onun katındadır. Samet bütün ihtiyaçlarda hedef ve son mercidir. Mesmudi ileh'tir. Yani herkesin ihtiyacı Allahu Teala'ya yöneliktir. Her ihtiyacı Allah giderir. Allah'ın ise kimseye ihtiyacı olmaz. İstignayı zatı bulmadan gınayı tam bulunmaz. Bir tek Samet vardır, o da Yüce Allah'tır. İbnül Esir, Hazreti Ali'den, Fesam'den, Sam'den, hatta yetecella, leküm amudül hakkı, size hakkın amudü tecelli edinceye kadar, Sam'den, Sam'da, kastedip gözetleyip durmak. Muaz bin Cemuh'un Bedir'de Ebu Cehil'in fırsandını gözetlediği gibi İbnül Esir Samet 18 manaya geldiği Fahrettin Razi tarafından söylenmiştir. Zuhruf suresinin 87. ayetinde de bu konuda bilgi verilmiş idi. Sad suresi 5. ayette de Buhari ve diğerleri Es-Seyyidullahu asıl seyyid Allah'tır. Süheyli muzaf olarak isim tamlaması Allah'a seyyid denmez demiştir. Süheyli Süheyli, meleklerin seyyidi gibi. Bunların çoğundan Efendimiz aleyhissalatü vesselam anlaşılır. Nur suresi 41'de de konu anlaşılmıştır. Mübdi kül, her şeyin yaratıcısı Yüce Allah'tır. Gaye-i kül, yani son amaç da yine Allah'tır. Lem yelit, Allah doğurmadı.
kendinden ve zatından bir parça çıkarmadı. Baba, ana olmadı. Mitoz, amitoz değil. Eşeğli, eşeğsiz, yoldan üremiş, doğulmuş, çoğalmış değil. Bunlar faniler içindir. İlminde bulunan mümkinattan her biri dilemesi ve yaratmasıyla meydana gelmiştir, gelir. İbda ve icat yoğu var eder. Varı da yoğu eder dilerse. Begara 117. ayette sadece bir şeyin olmasını dileyince kün der. O da oluverir. Tur suresi 35'te de geçtiği gibi. Nedensellik kanunu, sebeplilik. Her hadis belli bir illete bağlıdır. Öyle meydana gelir. Akıl, ilim, fen, sebep araştırır. İlleti failiye. Yaratan doğurmaz, yaratır. Hakiki illet budur. Yok iken ibda, ihdas eder, yaratır. Müşrikler üremeden tevlitten ibaret sanmışlardır. Yaratma ile doğurmayı fark edememişlerdir. Yaratılan, yaratandan eser, müessirden doğuyor demişlerdir. Yani yaratılan, yaratandan, eser, müessirden doğuyor demişlerdir. Ki burada da tamamen sapmışlardır. Saffat suresi 151-152'de Cenab-ı Hak yalancılardan bahsediyor. Allah'ı doğru tanımayanlar, yalancılar ve Allah'a iftira edenlerdir. Cin, ruh, şeytan, melek gibi gizli kuvvetler Allah'tan üremiştir, doğmuştur derler. Bu da tam sapıklıktır. Bunlar da Allah'ın kullarıdır, yarattıklarıdır. Aralarında nesep vardır diyerek bunlara da tapmışlardır ve tamamen sapmışlardır. Saffat suresi 158'de hısımlık, akrabalık uydurdular. Allah'ın hısımı, akrabası, benzeri, soyu sülalesi olmaz. Çünkü Allah yaratandır, alemlerin Rabbisidir. Peygamberlik, yaratıcıyı gerçek illiyetin badel ademi halgun, yok iken yaratmaktır demiştir. Peygamberlik yaratıcıyı gerçek illiyetin, yani yok iken yaratmaktır demiştir. Hristiyanlık baba, oğul, ruhul kudüs diye doğurmaya bağlamıştır. Bakın tamamen bunda da sapmışlardır. Begara suresi 116-117'de de anlatıldığı gibi. Yine Maide suresi 71-72'de de bunlar izah edildiği gibi. Hristiyanların düştüğü dalalet. Dikkat et. Müşriklerden daha eşittir ve çok tehlikelidir. Dikkat et. Hristiyanların düştüğü dalalet. Müşriklerden daha şiddetli, daha tehlikelidir. Müşrikler taptıkları putları Allah'a eşit saymamış. Yardımcı ilahlar demişler. Allah baş ilah demişler. Doğmuşun, doğurmuşun ilah olması mümtenidir. Hristiyanlar olmayacak şeyi söylemişlerdir. Müşrikler gibi onlar da korkunç, daha da tehlikeli, tehlikenin içine, şirkin içine yuvarlanmışlardır.
her şey Allah'la durur. Her şeyden Allah sezilir. Her şeyin Allah'ın varlığına delil olduğu görülür. Zahir ve Allah batındır. Ez-zahiru vel-batın. Göklerin, yerin Allah nurudur. Nuru yaratandır. Fussilet suresi 53'te. O her şeye şahittir. Maide 116'da. İçimdekini sen bilirsin. Seninkini ben bilemem diyen de İsa aleyhisselamdır. Allah'a diyor. Ya Rabbi sen benim içimi dışımı her şeyimi bilirsin. Ama ben senin iç alemini bilemem diyor. Yani senin zatını, künhiyatını ben bilemem diyor. Onun zatının birliğini, yüce sıfatlarla muttasıf olduğunu biliyor. Ama Allah'ın bildiğini kimse bilebilir mi? Babalığı, analığı İslam reddeder. Yani lem yelip ne yapıyor? Bunları analığı, babalığı lem yelip reddediyor. Oğulluğu de velem yület nefyediyor, yok ediyor. Alusi, Hristiyanlar babadan oğul ezeliyette sudur ile ona eşittir demişler ki şirkin büyüğünden daha büyüğüne gidek doğru gidiyorlar. Ruhul Kudüs'te ikisinden sadır olmuştur diyorlar. Bu da başka bir şirktir. İşte kıymetli dostlarımız, Allah'ın eşi benzeri yoktur. İlahlık bir tabiattır. Bu tabiat üçten her birinde de vardır. Her biri beraber olarak o tabiatla ittihat etmiştir. Üç ayrı cevher diller. Her üçü birer ilahtır. Cevheri mevcudi vacip. Cevheri akıl ilim. Cevheri irade ki muhabbet. Allah bunların bütünüdür. Düşünmenin faaliyeti, babanın aklının sureti olan oğulda meydana gelmesi, iradenin coşması, üçüncüde inbisak, inbiaz, spontanite, tevessu, genişleme yolu efendim bunlar genişleme yoludur derler. Faaliyet, mef'uliyet. Bunlara iman vaciptir derler. Baba, oğul, kelime, hikmet, nur, ziya, şua derler. Bakın, baba, oğul, kelime, hikmet, nur, ziya, şua derler. Ruhul Kudüs, muri, kışkırtan, heyecan veren, Yunanca Heraklit, Heraklites gibi tanımlar getirmeye çalışırlar. Kelime, akıl fiili ile olur. Babanın lahutunu anlamasıdır. O suret kelimedir. Aklın anlaşılması, düşünmesidir. Kelime. Coşan Allah sevgisidir. Ruhul Kudüs'ten Allah sırf ruhtur. Mesih tam ilah, tam insandır. Bakın. Bu izahlar ne kadar saçma ve yanlış. Hristiyanlık, bakın ne kadar çelişkilerle dolu, kendi içinde izahlar yapmaktadır. Ve Mesih, yani İsa'yı tam ilah kabul ediyor. Ve hem de tam da insandır diyor. İnsana ilahlık veriyor. Kelime ceset kazandı. Bakın, burada da ne kadar
Yüce Allah'a iftira ediliyor. Ruhul Kudüs kuvvetiyle Meryem'in kanından ittihat eylemiş diyorlar. Mesih bir gün havarilere ekmek yedirdi diyorlar. Ve şarap içirdi diyorlar. Benim etimi yediniz, kanımı içtiniz de benimle birleştiniz. Ben ise baba ile birleşik durumdayım. İlahir böyle bir İsa hakkında uydurma, tam şirk içinde şirk, küfür içinde küfür, bir saplantı bulunmaktadır. İşte şu anda İsa'nın İncil'in yolundan sapanların durumu bu, böyledir. Bu tantanaların hepsi batıldır. Şuradaki Hristiyanlık adına anlatılanların tümü batıldır. Kilise bunları sayar döker. Maide suresi 18'de Yahut ve Nasrani, biz onun oğulları ve sevgilileriyiz. Birer beşersiniz, başka değilsiniz diye Allah cevap veriyor. Allah'ın oğlu kızı olmaz, Allah'ın kulları olur. Maide suresi 71-72'de Allah İsa diyenler, Yüce Allah bunlara açıkça bunlar kafirdir diyor. Yine 72. ayetinde Maide suresi, üçün üçüncüsü diyenler de kafirdir diyor. Dikkat et, yeryüzünde İslam'ın ortaya koyduğu, işte Allah inancı doğru bir inançtır. İslam doğru bir hak dindir, hakkın dinidir. Bunun dışındakiler sapmıştır. Peygamberlerin yolundan, ilahi kitapların yollarından saptıkları için, Allah Kur'an ile doğruyu, hakikati, Muhammed'i şeriatla gerçeği ortaya koymuş, geçmişin yanlışlarını yok etmiş, doğruları ortaya koymuş, geçmişi yenilemiştir. En doğru ile, Kehf suresi 4-5. ayette korkunç şey söylüyorlar. Hep yalan söylüyorlar. Allah'ın oğlu var diyenler, evlat Allah'ın evladı var diyenler korkunç şey söylüyorlar. Hep de yalan söylüyorlar diyor Cenab-ı Hak. Hristiyan teslisini şekil değiştirerek Eflatun, Aristo, Revvahiye mezheplerini mezcederek vahid, akıl, nefis, üç işrak ilkesi halinde birleştirmiş olanlar, birbirine bağımlı, eşit olmayan, bak birbirine bağımlı, eşit olmayan, efendim, üç işrak ilkesi halinde birleştirmiş olan İskenderiye teslisinden, yani Eflatunculuktan geldiğidir. Bu Yunan felsefesidir. Ve Eflatunculuktur. Buna İskenderiye, yani Eflatunculuk denmektedir ki Yunan felsefesidir. Uknum, ekanim, kök Rumcadır. Frenkler hipoteze derler. Hipo kendi kendine tutunma, stasis üç şahıs birbirinden sudur etmiş. Ekanimi selase üçü bir. Her biri üç. Bakın, her biri üç. Hem üçü bir diyor, hem de her biri üç diyor. Elmalı da bu izahı getirmiş. Zarfı zarf içine kor gibi, haçı da
tecessüsüne bir remiz, sembol yapmışlardır. Cenab-ı Hak tevhid imanına sahip ve imanı ebedi, kamil ve daim kullarından eylesin. Şirkin her türlüsünden uzak eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlarımız, hiçbir peygamberin inancına uymayan batıl inançları İhlas-ı Şerif, Şanlı Kur'an, Kul Hüvvallahu Ahad Suresi, batıl inançları hepsini reddediyor. Bütün peygamberlerin ve Hazreti Muhammed'in Yüce İslam ile ortaya koyduğu hak inancı, Allah'ı doğru tanıma, onun ilim ve irfanını, onun değerlerini ortaya koymaktadır. Onun için okunum, ekanim gibi, ekanimi selase gibi inançlar İsa'nın yolundan sapmadır, İncil'in yolundan sapanların inancıdır. Üçü bir, her biri üç kabul etmek, zarfı zarf içine kor gibi, haçı da tecessüsüne bir remiz sembol yapmışlardır ki, bu Allah'ın şanına iftiradır. Tecelli eden ayetlerini, Yüce Allah tecelli eden ayetlerini, sıfatlarını düşünün. Yüce Allah'ın ayetlerini, sıfatlarını düşünün. Zatını tarife kalkışmayın. Onun zatını tarife kimsenin gücü yetmez. Ama onun ayetlerini, sıfatlarını iyice anlayın. İsimlerini güzel anlayın. Kulun görevi bunlardır. Zatını eğer anlatmaya kalkarsanız, zatını tarife kimsenin gücü yetmez. Beyhaki Keşfül Hafa'da tefekkeru fi ala illahi ve la tefekkeru fi zatihi. Nimetleri hakkında düşünün, zatı hakkında değil. Nasranilerce Allah'a değil, şeriklere inandırmaya çalışılmıştır. Ne yapmışlar? Nasraniler Allah'a değil, şeriklere inandırmaya çalışılmıştır. Yani Hristiyanlarca dalalet ve karıştırmadır. Allah'a, İsa'ya iftira ve yalandır. Ruhul Kudüs'e iftiradır ve yalandır. Baba oğul Ruhul Kudüs meselesi, hatta Meryem annemize de iftiradır. Bu sure, Ayetel Kürsü, şirk çeşitlerini kesip atmıştır. Yani İhlas-ı Şerif, Ayetel Kürsü, yeryüzünde, alemlerde ezeli ebedi şirki kökünden keser atar. Çünkü şirk sonradan uydurulmuş. Asli olan Allah'ın birliğidir. Onun kemal sıfatlarla muttasıf noksan sıfatlardan münezzeh olmasıdır. Ruh da Yüce Allah'ın emri ve mahlukudur. Ruh mahluktur. Allah'ın yaratmasıdır. Onun emri Rabbanisidir. Varlığı kendinden ve lizatihi vacip, ezeli ve kadim olan Allah'tır. Varlığı kendinden olmayan hiçbir şey Rab ilah olmaz. Bir de Allah'tan başka her şeyi yaratan Allah'tır. Ruh da mahluktur. En'am suresi 95'te de izah edildiği gibi, ölü topraktan canlıyı yaratır Yüce Allah.
mahlukun kemali arizidir. Zati kemal değildir. Mahlukta kemal olmaz, kemal varsa arizidir. Zati kemal değildir. Allahu Teala zatında, sıfatlarında kemal sahibidir. Yüce Allah'a, ona eşdeğer hiçbir denk yoktur. Çünkü Allah vacibül vücuttur. Afak, enfüs, ruh, cisim, madde, suret, mekan, zaman, kürsi, arş, dünya, ahiret hepsi birden ona eşint denk değildir. Bütün alemleri, bu sayılanları toplasanız Allahu Teala'nın kudreti zatı karşısında yok hükmündedir. Bunlar yokken Yüce Allah vardı. Hepsini O yarattı ve yöneten O'dur. Hadid suresi 3. ve 4. ayetlerde de anlatıldığı gibi, Kaf suresi 16'da, Mücadele suresi 7. ayette de, onlarla beraber ve Allah daha da yakın. Çünkü mahlukatı yaratmış ve kuşatmıştır. Kudretiyle, ilmiyle kuşatma altındadır her şey. Kasas suresi 88, Ayetel Kürsü, Taha suresi 5, ayet 5'te arşın istivası, Şura suresi 11'de onun mislinin olmaması, Keşfül Hafa'da, Kânallâhu velem yekün me'ahu şey'un, Allah vardı, onunla hiçbir şey yoktu. Vel ane kema kane, o şimdi de öyledir. Öyle ahad, öyle samettir. Zariyat suresi 49'da, her şeyden birer çift yarattık diyor Cenab-ı Hak. Her şeyi yaratan O. Yasin suresi 36'da, çiftleri yaratmıştır. Onu varlıklar arasına katıp hulul, izdivaçla kainattan ibaret yapan revvakiye, ittihatçılığı, her şeyle ittihat ettirip aynileştiren süfli panteizm, ittihatçılığı, zerdüşlerin ikilik iddiası, hayır şer ilah anlayışları, Hinduların, Yunan'ın teslis veya çok tanrılı inançları, hepsi mi hepsi batıldır. Hafs'tan başka kıraatlarda küfüven, küfüen sonu hemze ile okunur. Yani küfüven, Hafs'tan başka kıraatlerde küfüen diye okunur. Sonu hemze ile okunur. Hemze, Yakup, efendim, Halefi Aşir de fa'nın sükuniyle okunur. Küfün, Hafs ise küfüven diye okur. Anlamlar aynıdır. Ebu Ubeyde, bunların anlamları eşit, eşdeğer, denk, benzer demektir. Bu haber de Ebu Ubeyde'den gelmiştir. Te'arada, tesakata, çelişki halinde olduklarında ikisi de düşmüş olur. İki denk kuvvetin birbirini sıfırlamasıdır. Tekafu'u denir. Yapılan ise karşılık eşdeğer. Mükafe'etün, mükafat. Küfü, beraber, müsavi, eşit, muadil, denk, eş,
hem ta, hem yar, akran, kafadar, yar, bektaş, Türkçesi dadaş. Yani Yüce Allah'ta bunlar bulunmaz. Ve lem yekün lehü küfven ahad. Onun hiç benzeri olmaz, dengi olmaz. İkfa kafiyede harfi revi, yakını bir harekeye, yakını bir harfe değiştirilmesidir. Mesela se sat sin, he hı ha, ze zel ze dal te gibilerin kafiye yapılması, recaiz zade, ekrem ve muallim nacide müdafaa edilmiştir. Mahreçler yakındır. Küfü ondan nefyedilmiştir. O karşıt yönden etki edenler, eşit kuvvetler birbirini sıfırlar. Burhan-ı Temenu denir buna. Enbiya suresi ayet 22'de. Başka ilahlar olsaydı yer gök bozguna uğrardı. Levkâne âlihetün illallahu lefesedeta. İsra suresi 42'de başka ilahlar olsaydı arşın sahibine yol bulmaya çalışırlardı. Tam tecellisine kendinden başkasının tahammülü olmaz. Rabbi erini enzur ileyke. Rabbim görün bana, bakayım sana. Araf suresi 43'te lenterani beni göremezsin. Rabbim görün bana, bakayım sana. Lenterani beni göremezsin. Tecelli edince dağı yerle bir etti. Musa da bayıldı. Bir emir altında iki mucibe, üçü salibe. İkisi gerekçe, üçünde de red anlamı taşıyan beş önerme. Bu surede, bu sureyi celilede ilahi bilgiler ve İslam akaidi açıklanır. Ehadiyet, vücudu vacip, tam zengin, merci kül, yegane Rab, mevcudatı yok iken yaratan, keremiyle vallık giysisi giydiren, cemal ve celaliyle hepsine ilah olan, o ehad, Allahu samet. Bakın, la nefyi cinstir. Leyseye müşabih la ile değil, la ilahe illallah'taki la'dır. Maide 73'te, ma ile nefide istirak için min getirilmiştir. Nisa 71'de de innama böyledir. Ona denk vahdette, kesrette mümkün değildir. Ona denk hiç kimse olmadı, olmaz. İnayet ve karar onundur. Keşşaf bu sure Kur'an-ı Kerim'e eşdeğer demiştir. Dikkat edin. Tabi ihlas bakımından bu sure Kur'an-ı Kerim'e eşdeğer demiştir. Kim? Keşşaf. Yükseğin yüksekliğidir. Yani Kur'an-ı Kerim'in yüksekliğidir. İlim maluma tabidir. Malumu ise o ve sıfatlarıdır. Ezze mahşeri, bunu da söyleyen.
Tirmizi Keşfül Hafa'da Kul Hüvallahu Ehad bütün Kur'an-ı Kerim'e muadil olur. Tadilül Kur'ane küllehü bütün Kur'an'a muadil olur. Ne engeller ne gece bir ihlas okumadan o bütün Kur'an'a muadil olur. Tirmizi'nin haberi. Buhari, Müslim ve diğerleri bir kimse onu okursa şanlı Kur'an'ın üçte birine muadil olur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı üç kısma ayırdı, şanlı Kur'an'ı. Bu sureyi bir bölümü kıldı. Üç bölümden bir bölümü ki Müslim ve diğerleri rivayet etmişlerdir bu haberi. Yine yemin ederek Kur'an-ı Kerim'in üçte birine muadildir dedi. Beyhaki, Buhari ve diğerleri de bu haberi rivayet ettiler. Üç kere okuyan hepsini okumuş gibidir. Bakın bunu da Müslim rivayet ediyor. Yorumu manası itibariyle tevhid ilmi, şeriat ilmi, ahlak ilmi, Kur'an-ı Kerim üç ilme racidir. Birincisi tevhid ilmi manası itibariyle. Yorumu manası itibariyle tevhid ilmi, şeriat ilmi, ahlak ilmi. Kur'an-ı Kerim üç ilme temelde racidir ve bütün ilim dalları da bu üçünde mevcuttur. Gazali, Mebde, Me'at, Sırat-ı Müstakim, ilmi anahtarlar demiştir. Hüvel evvelü vel ahiru. Sırat-ı Müstakim ona götüren yoldur. Allah'a götüren yol ki bu da İslam'ın kendisidir. Muhammedi şeriattır. Allah'a marifet, Resul'ün doğruluğu. Dikkat et. Allah'a marifet, Allah'ı doğru tanımak. Resul'ün doğruluğu, peygamberin şeriatına tabi olmak. Onun yolunda gitmek. Ahirette hesaba itikattır. Tevhid hepsinin aslıdır. Sevap bakımından her harfine verilen tafsili sevap, hatimle cümlesine verilen icmali sevaptır. Dikkat edin. Bir tafsili sevap, bir icmali sevaptan bahsediliyor. Buradaki sevap icmalidir. Tafsiline değil. Ücretten başka bir de bahşiş vardır. Burada bir ücret, bir bahşiş söz konusudur. Şihabi Hafaci manalarını dikkatle düşünerek, tedebbür ile ve teemmül reca etmek, efendim tefekkür ederek okuyan için sevap başkadır. Teemmül ve tedebbür tefekkürsüz okunana muadildir. Bakın teemmül ve tedebbür tefekkürsüz okunana muadildir. Süslü taşların 10 miskal altın levhası 1000 miskal altına eşdeğer olabilir. Süslü taşların 10 miskal altın levhası 1000 miskal altına eşdeğer olabilir. Alusi mahsı keremiyle sevap ihsan buyurmasına engel yoktur. Efendim hikmetinin
ilahi ilme tefviz, onun ilmine ısmarlamak, daha iyisini o bilir demek. Efendim işte tefviz olunması gerekir. Keşraf ana konu Allah Teala'dır. Onun uluhiyeti, kulların ubudiyeti ve aradaki ilişkidir. Özeti de muadili demektir. Fatiha ümmül kitaptır. Hatimede ihlas ve muavvezeteyindir. Hadisi kutside kasentus salate beyni ve beyne abdi. Namazı benimle kulum arasında taksim ettim diyor Cenab-ı Hak. Müslim ve diğerlerinin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte. Bu hadisi kutsi. Fatiha'nın ilk üç ayeti sırf ona aittir. Yani Yüce Allah'a aittir. Dördüncü ayetin bir ucu ona, bir ucu kullara aittir. Ötesi üç ayet de kullara aittir. Hepsi yedidir. İhlas suresi sırf Allah'a aittir. Kul e'uzülerle de sığınmak kullara aittir. İcmali imanla okuyanlar o ölçüde sevap, muadil sevap alırlar. Tafsili imanla okuyan manasını da anlayarak okuyanlar o ölçüde muadil sevap alırlar. En'am suresi 160. ayette 10 kat verilir. Bu en azı. İbrahim suresi 27'de dilediğini yapar. Maide suresi 1'de de olduğu gibi. Tirmizi İbn-i Mace, Fatihasız namaz olmaz. La salate illa bi fatihatil kitab. Alusi bu sure en eftalidir demiştir. Ahmet bin Hanbel Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu sure en büyüktür demiş. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anhüm ve erdâ mecmain Efendimiz aleyhissalatü vesselam bana Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da en hayırlı sureleri üç sureyi sana öğreteyim mi? Evet dedim. İhlas suresi, Felak suresi, Nas'ları okuttu. Bunları ve Tebbet'i bir gece bile unutma dedi. Eftaliyet, nefsin intikalleri ve yüce vasıfları derinden algılayabilmesi ve kalbin üperişlerine racidir. Yani ne aldığına ne anladığına bağlı. Ayetel Kürsi, İhlas ve Muavvezeteynlerinde yüksek vasıfları ile zikrolunur. Kul sığınır, faydasını hemen görür. Hem ibadet etmiş olur. Zümer suresi 23'te tüyleri üperenler, işte Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuyup etkilenenler, tüyleri üperenler ve titriye titriye korku kuşku içinde okuyanlar, tevhid sırrı halis bir yakin ile talim ve telgin edilmiştir. Felak suresi, afaki sığınma, Nas suresi, enfüsü sığınma, İhlas onu
tanımadır. Ne kadar mükemmel ki hayran olmamak mümkün değil. Kıymetli dostlarımız, işte Felak suresine gelmiş bulunmaktayız. Cenab-ı Hak Rabbisini en iyi şekilde tanıyan, en iyi tanıyan ve enfüsi ve afaki olarak da Rabbisine sığınan, onun himayesinde korunan kullarından eylesin.